Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım çok güzel bir gün geçirmişsinizdir ve umarım evdesinizdir. Babaannemin evinden herkese selamlar. Bugün sizlere kelime nasıl ezberlenir? Anlatamadığım şeyi öğretmeye çalışacağım. Bugün size kelime nasıl ezberlenir, nasıl kısa sürede birçok kelime ezberleyebiliriz, kullandığım hangi kelime uygulamaları çok daha işe yaradı ve ben kelime ezberlerken nasıl taktikler kullanıyorum ve kelime kavanozu nedir bundan bahsedeceğim. Şimdi alın size bir kavanoza bilmediğiniz kelimeleri atın gibi bir şey değil. Çok daha iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben böyle ezberliyorum ve uzun zamandır da işe yarıyor. Uygulamanızı istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. İntro falan da gelmesin. EDS hazırlanıyorsanız edindiğim bilgilere göre en az 20 kelime günde ezberlemeniz gerekiyor. Eğer normal bir insan böyle sadece odağını YDS'ye verirse 20-25 kelime ezberleyebilir. Şu an ben odağımı vermediğim halde 20 kelime ezberliyorum. Nasıl? Şimdi öncelikle şöyle bir kelime defterim var. Şöyle çok şirin. Böyle küçük her yerde taşıyabileceğim bir kelime defterim var. Buna ne yapıyorum? Buna resimlerini çizmeye çalışıyorum. Şu şekilde göstereyim. İşte böyle bu tarz bir şeyler yapıyorum ve buraya resimlerini çiziyorum. Aşağıya da İngilizcesini yazıyorum. Yani mesela düğmenin resmini çizmişim buraya. Şöyle göstereyim. Düğmenin resmini çizmişim oraya ama mesela yanında düğme yazmıyor. İngilizcesi yazıyor. Çünkü böyle akılda kalması için onu görsel olarak da görmeniz çok önemli. O yüzden genelde kelimeleri ezberlerken bir şeyle çağrışım yapmaya çalışıyorum. Her kelimede bu olmuyor. Şimdi sizi atıp tutmayacağım burada. Kelimeleri birbirinizle birleştirin işte. Onu hayal dünyanıza geliştirin falan diyemeyeceğim. Ama birçok kelimeyi bu şekilde ezberleyebilirsiniz. YDS hazırlanırken yapmanız gereken en iyi şey bir tane şu şekilde bir kelime defterinizin olması. Buna sadece resim çizeceksiniz bu arada. Resim için kullanacağınız kelime defteri böyle küçük olabilir. Bunun bir boy büyüğü olan şöyle tatlış bir kelime defterim daha var. Peki buna ne yapıyorum? Buna da bilmediğim ve öğrenmem gereken, her gün öğrenmem gereken kelimeleri yazıyorum. Mesela her gün 20 tane yazmışım. 20 tane bu şekilde her gün yazıyorum kelime. Peki bu yazdığım kelimeler ne işe yarıyor? Şimdi bunları buraya yazdıktan sonra aynı zamanda şuraya da şey yapıyorum, atıyorum kelimeleri şöyle küçük kartlarda. Niye böyle gösteriyorsam. Bu şekilde de kartlara yazıyorum. Peki bu kartlar ne işe yarıyor? Şimdi şöyle düşünün, bu kavanozdan 6 tane olması gerekiyor. Kelime kavanozu olayını yapabilmeniz için. 6 tane kavanozu yan yana diziyorsunuz. Bilmediğiniz kelimelerin hepsini bire atıyorsunuz. Birinci kavanozdakileri 15 dakikada bir tekrar ediyorsunuz sürekli. Biliyorsanız eğer o kelimeyi ezberlemişseniz ikinci kavanoza atıyorsunuz. İkinci kavanoza da yarım saatte, işte bir saatte bir. Bu tamamen size kalmış. Aslında bunu ben Haluk Tatar'ın videosunda görmüştüm. Haluk Tatar şey yapıyordu işte, bunların belli bir saatleri var. O saatlerde ezberlemeniz gerekiyor. Ama gerçekten uygulamaya koyunca o saatlerde onu yapamıyorsunuz. O yüzden ne zaman müsait olursanız ama gün içinde mutlaka çok fazla bakmanız gerekiyor o kavanozlara. 2 saat, 1 saat artık size kalmış. İkinci kavanozdakileri de eğer ezberlediyseniz 3'e atıyorsunuz. Ama ikinci kavanozdakileri eğer ezberleyemediyseniz 1'e tekrar geri atıyorsunuz. Bu şekilde 4, 5, 6 da aynı şekilde. 3'tekini ezberlediğinde 4'e atıyorsun. Ama 4'te herhangi bir kelimeyi ezberlemiştin. Ama artık söyleyemiyorsun, unutmuşsun, tekrar aklına gelmiyor. Tekrar 3'e düşüyor. Bu şekilde ilerletiyorsun. 6. kavanoza geldiğinde ben bu 6. kavanoza haftada bir, 2 haftada bir falan bakıyorum ve gerçekten unutmamış oluyorum o kelimeleri. Çok işe yarıyor. Burada şu an öyle kavanoz taktiği uygulamadım. Buraya geleli yaklaşık 2-3 hafta falan oluyor. Gideceğim sandım ama gidemediğim için şu an burada da 6 tane kavanozla tekrar başlayacağım ezberlemeye. Şimdiye kadar ALES'e hazırlandığım için matematik kasmıştım. Şimdi tekrar İngilizceye geri döndüm ve tekrar çalışmaya başlayacağım. Kelime kavanozunu kesinlikle uygulayın. Zor gibi gözükebilir ama bir süre sonra alışıyorsunuz bu kavanoza bakma olayına. O yüzden eğer kelime ezberlemeye gerekiyorsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunun dışında bir şeyi ezberlemeniz gerekiyorsa bir dili ya da sürekli yapmanız gereken, örnek veriyorum, doktorsundur, hastalık terimlerini öğrenmen gerekiyordur. Yine bu kelime kavanozuyla öğrenebilirsin. Bence çok faydalı. Bunun dışında telefonunda mutlaka olması gereken bir uygulama varsa o da Quizlet. Quizlet dünyanın en güzel kelime öğreten uygulaması olabilir. Çünkü uygulamayı kendin hazırlıyorsun. Yani
öğrenmen gereken kelimeleri kendin hazırlıyorsun. Öğrenmen gereken terimleri, anlamlarını kendin yazıyorsun. İşte ne sıklıkla karşına çıksın, karıştırarak mı sorsun, sırayla mı sorsun, hepsini kendin yapıyorsun. Bu çok önemli bir şey ve istediğin zaman açıp uygulayabiliyorsun, dinleyebiliyorsun. Kelime kartları var orada da, flash kart. Kendi yazdığın kelimeleri orada gün içinde çalışıyorsun. Sağa sola kaydırarak öğrendiğini sağa, öğrenemediğini tekrar etmen gereken sola kaydırıyorsun. Bu şekilde çok kısa sürede çok fazla kelime ezberleyebilirsin. Haftada bir bilgisayardan bütün kelimeleri girip hafta içi mesela 7 gün için 20 kelimeden 140 tane kelimeyi hafta sonu girip daha sonra 7 gün boyunca 20'şer 20'şer onları hazırlayabilirsin. Ve bunları işte bölümlere ayırabiliyorsun, klasörlere ayırabiliyorsun. Bu da çok rahat ve konforlu oluyor. Kesinlikle Quizlet'i kullanın. Yani Allah'ın bir lütfu mu dersiniz, artık veli nimetiniz mi dersiniz ama kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Böyle olduğuna inanıyorum. Bunun dışında kelime ezberlemek için yaptığım bir şey daha varsa o da kendi sesimi kaydediyorum. Buna çok yeni başladım ama gerçekten çok tutan bir taktik. Özellikle evde yemek hazırlamanız gerekiyorsa ya da odanızı toplamanız gerekiyorsa bu tarz zamanlarda müzik açmak yerine kendi sesinizi açıp kelimeyi tekrar edebilirsiniz. Kendi sesinizden böyle 20-25 kelimeyi koyun. İşte 2-3 dakikanızı alır en fazla ve işte kelimeleri söyleyin anlamlarıyla. Önce İngilizceyi söyleyin, daha sonra Türkçeyi. Bu şekilde tekrar edin. Birkaç tane hazırlayın böyle. İşte bir gün birini çalışın, ikinci gün diğerine. Bir bakmışsınız hiçbir efor sarf etmeden oradaki kelimeleri ezberlemişsiniz. Bence bunlar çok kıymetli ve kendi tecrübelerim olduğu için sonuna kadar arkasındayım. Yani hiç kimse bana diyemez ki alt kavanozu hazırladım Seda, senin dediğin gibi yaptım, işte kartları attım, yok geri attım, ileri attım, 5'ten 6'ya, 4'ten 5'e derken ama bir türlü kelime ezberleyemedim diyemez. Bunlarda kesinlikle kelime öğrenme garantisi veriyorum. Bunun dışında kelime öğrenmeniz için yapmanız gereken bir şey daha varsa o da hikaye okumak. İngilizce hikayeleri okuyacaksınız. Bunun için internette yüzlerce hikaye var. Bunun dışında biliyorsunuz kitapçılarda artık çok kolay bulabileceğiniz, internette çok kolay bulabileceğiniz İngilizce kitaplar var. Bunlar seviye seviye. Birinci seviyeyi almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü 2-3 çok ağır gelebilir ve kitaptan soğuyabilirsiniz. Bu benim ilk başta yaptığım bir hataydı. Dördüncü seviyeyi aldım. Benim neyimeyse dördüncü seviye bir kitap. Ama şimdi birinci seviyeden başladım ve bilmediğin kelime az olduğu için okuyorsun. Okurken çeviri yapma yeteneğin de artıyor. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Başka da size tavsiye etmem gereken bir şey yok sanırım. Bugünlük benden bu kadar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Siz kelimeleri nasıl ezberliyorsunuz ve sizin taktiğiniz nedir, tekniğiniz nedir? Eğer daha iyi olduğunu düşündüğünüz ya da daha kolay ezberlediğiniz bir taktik varsa onları da aşağıya yorum olarak yazın mutlaka. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.